Efendim, Yunanistan'da telefon dinleme skandalı büyüyor. Avrupa Parlamentosu da casus yazılımla gözetleme yapıldığı iddialarını incelemeye başladı. Parlamentonun görevlendirdiği PEGA komitesine göre skandala karışan birçok ülke var. Habere bakalım, üzerine konuşacağız. Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor. Documento gazetesine göre Başbakan Mitsotakis'in emriyle aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Varvichiotis'in de olduğu 38 kişi daha dinlendi. Predator isimli casus yazılım programıyla yapılan dinleme skandalının Yunanistan'la sınırlı kalmadığı, tüm Avrupa'ya yayıldığı kaydediliyor. Avrupa Parlamentosu da casus yazılımla gözetleme yapıldığı iddialarını incelemeye başladı. Bir başka casus yazılım programı Pegasus'u soruşturan PEGA komitesi, yayınladığı taslak raporda Avrupa'nın Watergate'i olarak nitelendirilen skandala karışmayan devletin neredeyse kalmadığı belirtildi. Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 19 ülkenin casus yazılımları kötüye kullandıkları tespit edildi. 159 sayfalık rapora göre AB ülkeleri skandalın aydınlatılması için işbirliğinden kaçındı ve komiteye bilgi vermedi. Raporda Polonya, Macaristan, Yunanistan ve İspanya olmak üzere en az 4 üye ülkede casus yazılımların yasa dışı kullanımının söz konusu olduğu belirtiliyor. PEGA Komitesi, Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün konuyla ilgili bir soruşturma başlatmamasına da dikkat çekiyor. Avrupa Parlamentosu, söz konusu yazılımı 27 üyeli AB demokrasisine bir tehdit olarak görüyor. İsrail'li NSO Grup tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı, suçluları hedef alan bir araç olarak pazarlanıyor. Ancak birçok ülkede hükümetlerin bu yazılımı muhaliflere, gazetecilere ve siyasi rakiplere karşı kullandığı ortaya çıkmıştı. Evet, konuşacağız şimdi İram Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çağmutoğlu ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey, merhaba. Merhabalar. Bir tweet diziniz var, oldukça da ilgi çekici aslında konuya dair. Şaşırtıcı bir şey mi bu? Önce onu sorayım. Nasıl anlamak lazım? Perde arkasında ne var bu meselenin? Şimdi böyle Avrupa'nın Watergate skandalı falan deniyor. Hangi devletler bu işin neresinde? İncelediğinizde neyle karşılaşıyorsunuz? Dinleyelim biraz sizi. Yani şöyle söyleyelim. Rapor özelinde konuşacaksak eğer, şaşırtıcı değil aslında. Çünkü bunlar 2017'den beri aslında tartışılan şeyler. Ve işte 2018'de işte Cemal Paşaçı'nın öldürülmesinden sonra aslında Pegasus'un biraz daha fazla gündem olduğu bir zaman, dönem geçirdik. Ve o zamanlarda Avrupa'da bu tartışmaya açıldı bu konu. Yani bizim ülkelerimizde acaba bunu kullanan oldu mu olmadı mı gibisinden. Hı hı. Ve daha sonra şu ortaya çıkıyor. 2018 yılında işte İspanya'da ilk vaka orada ortaya çıkıyor zaten. Devlet başkanlarını falan da dinlemişler. Yani bu kadar büyük bir skandal. Ama tabii burada raporda da aslında buna değiniyorlar. Yani bu eylemleri aslında kim yaptı tam olarak söylenemiyor. Hani bazıları belli, evet işte Yunanistan belli, Macaristan belli, bazı ülkelerde bu net. Fakat bazılarında evet bizim ülke bunu satın aldı ama kime karşı kullandı? Ve muhalifleri ve gazetecilere bizim ülkemiz mi dinledi? Bir de bu soru var. Bunun cevabını aslında rapor araştırmaya çalışıyor bir anlamda. Fakat rapor da şunu vurguluyor özellikle. Diyor ki bizim özellikle Europol'e baskı yaptık. Bakın bu iş aslında sizin işinize giriyor biraz. Çünkü burada bir suç var. Bunun üzerine gidin. Europol biraz çekinceli davranıyor bu konuda. Çünkü üye ülkeler aslında ulusal güvenliği öne sürerek bu tür şeylere izin vermiyorlar. Yani bu bizim sorunumuz. Bunu biz hallederiz gibi bir şey ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bir engel oluyor onlar açısından. Dünyaya baktığımızda peki, yani Avrupa'da böyle ama dünyada... Yani şöyle ülkeler bu konu biz dinlendiysek bile bununla biz uğraşırız mı diyorlar? Evet öyle söylüyor. Tamam, şöyle çünkü daha kendileri de yapmış olabilir benzer şeyleri diye, değil mi? Şöyle Mehmet Akif Bey, dinleme meselesi değil de kullanma meselesi aslında. Çünkü burada iki türlü şey var, tartışma var. Dinlemeler yasal mı, yasa dışı mı? Şimdi yasa dışı olunca suç oluyor zaten ve dolayısıyla raporda da diyorlar ki suç burada ortaya çıkıyor. Buna parlamento olarak hatta işte Europol olarak vesaire hepimiz bu işin üzerine gitmeliyiz. Ama yasal kullanmalarda açıklama en azından bekliyorlar. Yani siz bunları evet aldınız, satın aldınız. İsrail'den, çoğu İsrail'den geldi bu arada.
ve Netanyahu'nun burada çok büyük emeği var diyebiliriz. Çünkü hatta Haris'te bir haber çıkmıştı. Netanyahu gittiği her yere NSO'yu götürdü gibi bir haberler falan çıktı. Çünkü Netanyahu ilk alışveriş öyle olmuş. Yani Macaristan, Polonya başbakanları Netanyahu'yla görüşürken bu iş üzerine bir anlaşma yapmışlar ve aldılar. Fakat açıklamalarda şu söyleniyor, resmi açıklamalarda. Biz bunları terörle mücadele için kullandık diyor. Şimdi bu işin yasal boyutu oluyor. Dolayısıyla aslında tartışma biraz burada. Yani hangisi yasal, hangisi yasa dışı? Biraz mesele burada aslında. Netanyahu yeniden başbakan olup tekrar devam edebilir satışlara. Dikkat çekici ne var incelediğinizde meseleyi? Hangi ülkelerde ne dikkat çekiyor mesela? Ya şöyle, bir kere ülkelerin tamamı teyakkuz halinde diyebiliriz. Şöyle bir teyakkuzluk var tabii ki. Yani hepsi, çünkü devlet, yani bir devlet düşünün, işte Macaristan örneği veriliyor daha çok. Muhaliflerden tutun, savcılar, gazeteciler, normal vatandaşlar, hepsi aslında dinleme listesine girmişler ve Pegasus bir şekilde bunlara sızmış. Veya sadece Pegasus değil, başka şeyler de var bu arada. Yani aslında raporun değindiği bir diğer nokta da şu, onu da belirteyim burada. Avrupa içindeki Almanya ve Fransa'nın ürettiği, hatta Yunanistan'da ürettiği bazı yazılımlar var. Bunlar da kullanılıyor. Bunların da yasal ve yasa dışı kullanım meselesi var. Bunlar tartışılıyor ve deniyor ki tamam dışarıdan da alıyoruz bunları fakat biz de üretiyoruz. Biz bunları aslında üretime dair bir kısıtlama getirebilir miyiz? Bununla ilgili yasal düzenleme gelir mi gelmez mi? Vasinler düzenlemesi var. Bunu birçok kişi bilir. Bu düzenlemede işte 2021 sonrasında işte bu dual use denilen, çift kullanım denilen bazı ürünler var işte. Bu yazılımlar da bunun içine giriyor. Orada bazı açıklar var. Bazı ülkeler bu açıkları kullanıyor. Yani bizi işte bu konuda hani kimse hesap soramaz gibi bir şey söylüyorlar. Çünkü öyle bir hassas nokta ki bu. Yazılım dediğiniz şey zaten bir hani kod sisteminden oluşuyor. Ve ürettikten sonra mesela bunun ihracatı oluyor ülkelere. Diyorlar ki bakın bizim bunu üretim amacımız işte siber güvenlikte bizim pentest dediğimiz bazı olaylar var. İşte operasyonda veya şeylerde siber faaliyetlerde bazı işte kendi içinizde veya kurumlarda bunları kullanırız. Diyorlar ki biz bunları bunun için üretip satıyoruz. Halbuki bunun takibi söz konusu yok, olamaz. Çünkü yazılım bu, satıyorsunuz, gidiyor. Mesela NSO bu işi nasıl yapıyor? Geliyor, işte 5 ekip görevlendiriyor. Geliyor, onlar donanımı kuruyor, ilgili artık hangi ülkeyse kuruyorlar, teslim ediyorlar ve tamam diyorlar, bu iş bitti ama işte bunun eğitim süreci oluyor, sonra geliyorlar, gidiyorlar, yine bir bazı güncellemeler yapılıyor. Dolayısıyla aslında orada gizli arka planda bazı şeyler de dönüyor. Bunlar tabii kimse ortaya çıkartamıyor. Şöyle, mesela bunu kuran şirketler, devletler, başka devletlerin başkanlarını ya da işte bir şekilde istihbaratlarını dinleyip, takip edip, bilgi almaya çalışırken, yazılımı üretenler tüm bilgilere ulaşabiliyor mu? Ulaşabilir herhalde. Şöyle bir şey, şöyle. Aslında ulaşabilir. Bu çok net. Neden? Çünkü yani sonuçta üreten kişi sizsiniz. Yani Netanyahu satarken aslında siz çalışın, ben de arkadan sizin parasını verip satın aldığınız bilgilerin hepsine sahip olabilirim gibi bir mantıkla yaklaşmış olabilir. Şöyle bir şey söyle Netanyahu. 2015'teydi galiba. Bir konferansta diyor ki artık siz 8200 var İsrail'de, duyan bilen vardır. İşte yani NSA'nın İsrail'deki muadili diye düşünün. 8200'den çıkan işte üst düzey istihbarat görevlilerine diyor ki tamam artık siz belli bir noktaya geldiniz. Bundan sonra şirketler kurup dünyaya açılın. Ürünleri satın. Hem bize hem maddi getiri hem de işte ihtiyacı olan bilgileri bize verirsiniz diyorlar. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir itiraf niteliğinde bir şey bu. NSO'nun bu 50 bin kişilik listeyle alakalı bir haber vardı. İşte siz de biliyorsunuzdur onu. Bu haber ortaya çıktığında, skandal olduğunda NSO'nun kurucu ortağı Şalev Hulyo, aynı zamanda CEO'su, geçen Ağustos'ta istifa etti işte bu bazı meseleden dolayı. O bir röportajda dedi ki biz bu ürünleri satıyoruz, işte Pegasus veya diğerlerini, fakat hiçbir şekilde bunlarda kontrol veya işte izleme, takip etme gibi bir şey söz konusu değil ama biz şöyle bir şey yapabiliyoruz. Tabii. Biz şöyle bir şey, bakın bu şurası çok ilginç. Biz şöyle bir şey yapabiliyoruz. İşte bize bir haber geldiğinde veya işte bir ülkeden bakın işte masum insanlar dinleniyor dendiğinde biz gidip o ilgili ülkeye, ülkenin sunucularına işte girip bakabiliyoruz. Böyle bir şey yapmış mı, yapmamış mı? Ya yani bu aslında bir itiraftır. Yani biz aslında kimin
kim kimi dinlemiş bunu görebiliyoruz demek istiyor aslında. Yani dolayısıyla bu silahı, biz buna silah diyoruz, siber silah bunların her bir tanesi. Bu siber silahı satanlar kime ne satılmış, kime hangi amaçla kullanılmış hepsini gayet iyi bilebilirler. Böyle bir imkanları var. Avrupa demokrasi tehlikede diye bir vurgu var meselede. Evet. Nasıl bir riskten bahsediyoruz? Ya da şöyle mi kabul edeceğiz artık? Yani dijital dünyada bunların hepsi çok normal, şeffaf yaşayayım falan gibi bir noktaya mı gidecek? Önlenebilir değilse ki öyle de görünüyor. Ya raporda da bunu söylüyor zaten. Diyor ki biz bunun önüne geçemeyecek miyiz? Yani bunun önüne geçemeyeceksek bunu normalleştirip bu şekilde mi yaşayacağız? Böyle yaparsak bu bizim hani Avrupa demokrasisi tırnak içinde buna tehdit değil mi? Aslında raporun içinde de bununla alakalı bazı tartışmalar var. Çünkü bu işin üzerine gitmek kolay değil. Yani bir her devlet iyi niyetle ve samimi bir şekilde bu işin üzerine gitmesi gerekiyor. Özellikle Almanya, onun için yapmamış olması ve lazım İtalya. Değil mi? Yani kendisini olması, yapmıyor öyle, olması evet. lazım. Şimdi şöyle bir şey de var Mehmet Akif Bey. Yani Yunanistan meselesi mesela çok büyük bir olay. Yani muhalifler dinleniyor ve işte istihbarat servisi EYP bunu kabul etti zaten. Biz bunu yaptık diyor. Ve tabii ki bazı yasal kılıflar uyduruyor. Fakat asıl mesele başta söyledim ya, üretim. Yani tamam almayabilirsiniz başta ama siz üretiyorsunuz zaten. Yani Nexa var mesela Fransa'da. Amesis var, onun öncesi, önceki hali. Adamlar yıllarca faaliyet yürütüyor. İşte İtalya'da Hacking Team vardı. Hatta Türkiye'de de FETÖ'cüler falan işte almıştı, bunu kullanmıştı. Siz de hatırlayacaksınız onu. Evet. Bu Hacking Team kapandı. Fakat kapandığı zaman başka bir isim de yeniden şu an faaliyet yürütüyor. Şu an aktif bir şekilde yine üretip dünyaya satıyorlar bunu. Yani bu pazar öyle bir büyük pazar ki milyar dolarlar dönüyor ve kimse tabii ki bunu net olarak bilmiyor. Kim alıyor, kim ne satıyor. O ikili anlaşmalarda bunlar daha çok işte sıra olarak kalıyor. Tartışma da biraz bu. Biz bunları engel olabilecek miyiz ve nasıl olacağız? Yani kendi ülkemiz üretiyor, satıyor. Dolayısıyla rasyonel olacaksak bunlara engel olunması gibi bir durum söz konusu değil bir yerde. Yani teknoloji böyle geliştiği sürece tabii ki herkes birbirine yaptığı için bizi ilgilendiren bir tarafı var mı? Türkiye'yi ilgilendiren bir tarafı var mı? Yani mutlaka var. Çünkü bunlar ama sonuç olarak bu. Yoksa tespit edilmiş bir takım raporlarda geçen bir şey var mı? Daha önce çünkü Pegasus'la ilgili Türkiye'den dinlenen birilerinin isimleri gündeme gelmişti. Pegasus var. Pegasus biliniyor zaten. Bilinen bir şey. Türkiye'den 4-5 kişinin ismi geçiyordu. Tabii bunlar da bu raporlar aslında Avrupa merkezli çıkan raporlar. Yani bizde resmi olarak bu konuda bir açıklama hiçbir kurum yapmadı. Dolayısıyla bilmiyoruz. Fakat bazı itiraflar da var. Yani evet ben de dinlendim diyenler oldu. Pegasus'un bir kere dünyada yani Türkiye'ye mutlaka bir zararı oldu. Yani dinlenenler oldu, sızdığı cihazlar oldu. Fakat diğerleriyle ilgili şu an bir net bilgi yok. Ama şunu söyleyelim. Sonuçta bu Avrupa'yı sarsan bir olay ve dinleme meseleleri aslında Avrupa dışındaki insanlar, vatandaşlara da yapıldı. Devletlere de yapıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin hedef olmamasını net olarak yani bunu böyle bir şey biz söyleyemiyoruz. Söz konusu bile olamaz. Önlemi nedir? Yani önlem zor. Onu söyleyebilirim. Kullanmamak. Yani genel... mı? Akıllı telefon kullanmamak. Yani eğer önemli böyle işler yapıyorsanız akıllı telefon kullanmayacaksınız. Hadi o da mümkünse tabii. Yani mümkün değil tabii ki zaten böyle bir şey. Ama bunu da kimse söyleyemiyor. Yok yani bir şey bundan... söyleyeceğim. Gerçekten kullanmayanlar var. Benim tanıdıklarım da var. Türkiye'de akıllı telefon kullanmayan ben gördüm. Yani sadece telefonu normal görüşen, akıllı telefonu hiç almamış olanlar var. Dikkat eden insanlar da oluyor çok az da olsa. Ama başka bir önlemi söz konusu değil herhalde değil mi? Yani bu dünya artık herkesin her şeye erişebildiği bir yer. Yani şunun kamerasını da çalıştırabilir. Yani biz bazen konuşurken işte saatimiz, dijital saatimizden bir anda tepki alıyoruz. Onu anlamadım, şöyle mi demek istedim falan diye. Yani evet. 24 saat aslında zaten sesimizi, işte nefesimizi, yürüyüşümüzü, hani bunların iyi şeyler olduğunu düşünüyoruz ama sağlık verilerimizi, çünkü sağlık en mahrem şeydir aslında insanın, öyle deriz. Kesinlikle. Yani bakanlıkta da uygulamalar ama telefonumuzda bunların hepsi var. Dolayısıyla bunların hepsine de erişim. Parmak izimiz, yüzlerimiz. Şöyle söyleyelim.
bir kere artık biz bunlarla bütünleştik. Evet. Yani günlük hayatımızın parçası oldu cep telefonları. Aplikasyonlar, uygulamalar aynı şekilde. Bunları hayatımızdan çıkartmamız çok zor. Ve bu dinleme meselelerinde de şu şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir kere bireyler olarak, insanlar olarak bizim yapmamız gereken böyle temel işte herkesin söylediği bu klişeler var. Nedir? İşte size gelen yabancı şüpheli bağlantılara tıklamamanız. İşte farklı yerlerden gelen SMS'lere veya WhatsApp mesajlarına veya başka yerden gelen maillere tıklamamanız. Çünkü çoğunlukla bu tür şeyler buradan bulaşıyor. Bu şekilde size sızıyor. Çünkü Evet. Pegasus mesela böyle bir şey yapıyordu ilk başta ama daha sonra tabii ki Şimdi işi ona da gerek onlar daha kalmamış olabilir. büyüttüler. Gerek kalmadı. Mesela çok basit işte WhatsApp'tan bazı açıklar vardı. Bunları kullandılar. Size bir çağrı geliyor. Siz çağrıyı görmüyorsunuz. Bu şekilde telefonunuza sızıyorlardı. Ve burada da yani çok ciddi bir tehdit değilseniz öyle söyleyelim devletler için yani bir terör örgütü bir şey yoksa bir şeyiniz yoksa aslında kimse korkmaması gerekiyor. Peki. Ama onun dışında mahremiyet meselesi tabii ki önemli oluyor burada. Peki. Ersin Çağmutoğlu, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Devletler kendi mahremiyetlerini kendileri korumaya çalışacaklar. O yüzden aslında bir iç soruşturmanın yapılmasını kimse istemiyor. Herkes birbirini dinleme telaşında. Bunu kullanıyorsanız efendim biraz şeffaf yaşayacaksınız. Yapacak bir şey yok.